de görüyoruz. Evet çocuklar, biz sınıfta sabahları bir araya geldiğimizde bir günaydınlaşma rutinimiz vardı. Ama bu canlı derslerle birlikte, videolarla birlikte artık akşamları buluştuğumuz için başka bir rutine başlayacağız. Kısacık bir şekilde hemen göstermek istiyorum. Çal çal kapıyı, bak pencereden, çevir mandalı, gir içeri, al bir sandalye, otur şöyle, başlayalım sohbete. Nasılsın Ali Cemal? Mikrofonu yukarıdan etkinleştirip bize cevap verir misin? Tamam. Evet, seni İyiyim. duyabiliyoruz. İyiyim. Teşekkürler. Teşekkürler. Çal çal kapıyı, bak pencereden, hadi bana eşlik edin. Çevir mandalı, gir içeri. Al bir sandalye, otur şöyle. Başlayalım sohbete. Nasılsın Ayşe Beren? Mikrofonu hemen etkinleştirebilir miyiz rica etsem? Bu süreçte anne babalarımıza da destekleri için şimdiden teşekkür ediyorum. Şu an sizi duyamıyoruz ama Hakan Bey. Az önce daha iyiydi sesiniz. Yukarıdan yeşile çevirmediğimiz için mi acaba, ya da kulaklık bağlantısından mı oldu? Tamam, daha sonrasında tekrar dönelim. Mikrofonu devre dışı alıyorum şu an. Hadi hep birlikte yapıyoruz. Çal çal kapıyı, bak pencereden, çevir mandalı, gir içeri, al bir sandalye, otur şöyle, başlayalım sohbete. Nasılsın Burak Deniz? Burak'cığım, mikrofonu etkinleştirip cevap verir misin? Cevaplar Burak'cığım, iyiyim. İyiyim, sen nasılsın? Burak'cığım, bizi duyabiliyor musun? Evet. Evet, şimdi biz de seni duyabiliyoruz. Nasılsın, iyi misin? Evet, iyiyim. Siz nasılsınız? Süpersin, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi mikrofonunu devre dışı bırakıyorum. Başka bir arkadaşına söz vereceğim. Umarım Doruk'cuğum da iyidir. Ama onların sanırım internet bağlantısı gitti. Hadi hep birlikte yapıyoruz. Çal çal kapıyı, bak pencereden, çevir mandalı, gir içeri, al bir sandalye, otur şöyle, başlayalım sohbete. Nasılsın Emre? Emre Barış, mikrofonu etkinleştirip cevap verebilir misin? İyiyim öğretmenim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim bir tanem. Sizleri gördüm. Çok daha iyi oldu. Hadi şimdi yeniden yapıyoruz. Çal çal kapıyı, bak pencereden, çevir mandalı, gir içeri, al bir sandalye, otur şöyle, başlayalım sohbete. Nasılsın Eymen? Eymencim, bize mikrofonunu açıp en azından sesini duyurur musun? Bizi duyabiliyor musun? Nasıl olduğunu merak ediyoruz. Evet, Eymen sanırım bize birazdan katılacak. Tamamdır. Birazdan katılsın o zaman. Hadi bir daha yapıyoruz. Çal çal kapıyı, bak pencereden,
Çevir bandını. Gir içeri. Al bir sandalye. Otur şöyle. Başlayalım sohbete. Nasılsın Pelin? Bakalım mikrofonun aktifleşecek mi? Maalesef duyamıyorum ama. Duyamıyorum Pelin'cim. Ama iyi olduğunu görebiliyorum. Sanırım bu şekilde iletişim kuracağız seninle. Tamamdır ve şimdi son. Hadi son kez yapıyoruz. Çal kapıyı. Bak pencereden. Çevir mandalı. Gir içeri. Al bir sandalye. Otur şöyle. Başlayalım sohbete. Nasılsın Yas? İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri gördüğüm için çok mutluyum. Şimdi, evet, hep birlikte ses eğitimine başlayacağız arkadaşlar. Sınıfta yaptığımız gibi kaldığımız yerden seslerimize devam edeceğiz. Şimdi herkes ekranımı görebiliyordu umarım. Evet, şu an mikrofonlarınız kapalı olduğu için sizleri duyamıyorum. Ama görüp göremediğinize dair yazabilir misiniz rica etsem? Öncelikle ben de herkesin gördüğünden emin olmuş olayım. Evet, tamamdır. Tamam, süper. Tamamdır. Haydi bakalım, izleyelim. Tomba'nın, Batu'nun ve Irma'nın yeni macerası nasılmış? Çocuklar. Şöyle yapacağım bir saniye. Evet, sesi duyamıyorsunuz. Tamam, bir saniye. Hemen bakıyorum tekrar. Şimdi duyabiliyor musunuz? Burada bekletmeden geldi. Birazdan kuyruklu yıldızların gösterisi başlayacak. Daha önce kuyruklu yıldızları hiç bu kadar yakından bakmadım. Beni duyuyorsunuz. Videoyu da duyuyorsunuz sanırım. Bir sıkıntı kalmadı. Evet, tamam, süper. Tamamdır. O zaman şöyle başlayalım şuradan. Tamam, süper. Baba, Irmak nerede? Hemen bulmalıyız Irmak. Elbette. Ama önce üstümüzü kurutalım. Evet, ben de çok ıslandım. Hadi şimdi Irmak'ı arayalım. Irmak!
yapıyorsun böyle? Öyle bir ıstakozlar ya. Sakin olun bak. Bir tane de arı var ve de ıstakozlar. Bunlar geçtiler demek ki. Aa, şimdi ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız bu ıssız odadan? Tabii ki şeytimle. Şeytim. Çiçek şeytim yoktu. Ey sen şeye dokunan, eğer yapraklarımın açılmasını istiyorsan bana şifreyi söylemeli ve yazmalısın. Oh şikidi. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Ha, bu defa şifre biraz zor gibi. Her şeyi en başından bir düşünelim. Uzayda ışık gösterisini izlerken başladı her şey. Işık gösterisini izliyorduk. Issız bir adaya düştük. Bir ormanın içine düştük. Ben ıstakozların arasına düştüm. Ayrıca arılar da vardı. Irmak, arı, ıstakoz. A sesi ne acaba? Yanlış cevap. Hangi ses acaba? Işıklar, yıldızlar. Buldum. I sesi. Hadi hemen yaz. I sesini bilmiyorum. Henüz öğrenmedim Tomba. Ben de. Çocuklar, şimdiki sesimizde bu hafta I sesi. Haydi bakalım Tomba bize I ile ilgili hangi kelimeleri gösterecek görelim. Merhaba arkadaşlar. I sesini öğrenmeye adında I sesi bulunan varlıklardan bazılarını öğrenerek başlayalım. Izgara. Izgara. Baştaki ı sesine dikkat edin. Izgara. Izgara. I. I. Izgara sözcüğü ı sesiyle başlar. Izgara. Işıldak. Işıldak. Baştaki ve ortadaki ı seslerine dikkat edin. Işıldak. Işıldak. I. I. Işıldak sözcüğünün başında ve ortasında I sesi var. Işıldak. Fırça. Fırça. Ortadaki I sesine dikkat edin. Fırça. Fırça. Fırça sözcüğünün ortasında I sesi var. Fırça. Birazdan biz de sesler bulacağız. Balık. Balık. Ortadaki I sesine dikkat edin. Balık. Balık. I. I. Balık sözcüğünün ortasında I sesi var. Balık. Askı. Askı. Sondaki ı sesine dikkat ettiniz mi? Askı. Askı. Evet. Şimdi Tomba'nın bize gösterdiği kelimeleri gördük arkadaşlar. Şimdi en sevdiğimiz kısma geçelim. Ve Tomba bize ı sesi şarkısı dinlesin. İsteyenler kalkıp arkadaşlar, dans edebilirler. Tomba ile birlikte haydi bir ı sesi şarkımızı görelim. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim mi? Hadi yastığın arkanıza vardı. I sesi şarkımız başlıyor. Sarı saçlı kızmışım, gözleri yaşlamışım. Sarı saçlı kızmışım, gözleri yaşlamışım. Kırmızı atkısı pek güzel, kıyafeti çok güzel. Kırmızı atkısı pek güzel, kıyafeti çok güzel. Işıklı
Isıkırdıklarla vurup lıkır lıkır içmeli. Sağlıklı olmak için başka neyi seçmeli? Sağlıklı olmak için başka neyi seçmeli? Evet, bilmecemiz geldi. Sağlıklı olmak için başka neyi seçmeli? Bu varlıkların hangisinin adı ı sesiyle başlar? Varlıkların adlarını dinleyip adı ı sesiyle başlayan varlığın üzerine tıklayın. Işıl'ın sağlıklı olmak için hangi gıdayı seçmesi gerektiğini bulun. Şimdi hemen bir kişiye söz hakkı vermek istiyorum. Evet, Pelin'cim ama şimdi seni nasıl duyacağız? Bir ses verebilir misin? Şimdi şöyle yapalım, bir saniye. Pelin. Mikrofon aktif şu an ama sesin yine gelmiyor. İstersen anne babandan destek alarak yazarak cevap ver bakalım. Evet, ıspanak. Şimdi tekrardan açıyorum ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ispanak. Haydi sizler de tekrar edin. Ispanak. Evet Pelin'cim tekrar teşekkür ederim. Şimdi şimdi sırayla buradaki şeyleri bulacağız. Hoş bulduk öğretmeni. Nesin öğretmenim, hoş geldiniz. Çok özledik sizi. Evet, şimdi mikrofonları kapalı yazarak sırayla. Harika. Evet, Emre Barış'tan cevap geldi. Yok öğretmenim, sırayla söz hakkı vererek ilerleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi ı sesiyle başlayan diğerlerini bulmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ayşe Beren'e söz hakkı veriyorum. Ayşe Beren'cim mikrofonunu açtım. Sarımsak, ıhnamur. Sence hangisi ı sesiyle başlıyor? Ayşe Beren'cim, bizi duyabiliyor musun? Eğer annen baban oradaysa bir destek alabilir misin? Hocam sesiniz geliyor mu? Tamam. Evet, şimdi geliyor. Evet, Ayşe Beren. Sarımsak, ıhlamur. Hangisi ı sesiyle başlıyor? Süper, teşekkür ederim. Ihlamur, aynen öyle. Evet. Devam edelim.
Şimdi Ali Cemal'e söz hakkı veriyorum ve mikrofonu etkinleştiriyorum Ali Cemal'cim. Sen de yeşile basarak aktifleştirirsen eğer yeni sorumuza senin cevap vermeni istiyorum. Irmak, Yıldız. Hangisi I ile başlıyor? Evet, aferin sana. Teşekkür ederim. Haydi devam edelim arkadaşlar. Şimdi ortasındakileri bulalım. Şimdi de Burak'cığım, seninle devam edelim. Mikrofonunu aktifleştirdim. Sen de yeşille aktifleştirirsen bize cevap verebilir misin? Mısır mı, saksı mı ortasında ı sesine sahip? Burak'cığım. Mısır, saksı. Hangisinin ortasında ı sesi var? Mısır. Aferin Burak'cığım. Teşekkür ediyorum sana da. Haydi devam edelim. Aa, tamam peki. Bir saniye. Şu an görebiliyorsunuz sanırım. Tamam, süper. Özür diliyorum buradaki aksaklık için. Evet, şimdi yeni bir kelimeye geçtik ve söz hakkı vereceğim yine. Bir saniye. Ozanları görebiliyorum. Evet, şu an devam ediyor sanırım. Aa. Çok özür diliyorum. Bir saniye. Tamam, buradan şu an beni görebiliyorsunuz. Doğru, mikrofonu bağlanmıyordu. Emre'ye söz verelim. Emre'cim, mikrofonun şu an aktif. Eğer yeşilden aktifleştirirsen fındık mı, ceviz mi ortasında ı sesine sahip? Fındık. Evet, teşekkür ederim Emre. Evet, görelim arkadaşlar ı sesini. Bakın. Hem de iki tane. Yağız'a söz hakkı vereceğim şimdi. Yağız'cığım, ı sesiyle biteni bulacağız. Pencere, kapı. Mikrofonunu açıyorum. Bir daha. Evet, şimdi seni duyabiliyoruz. Kapı. Evet, çok teşekkür ederim. Haydi görelim. Bakın, sonunda ı sesi. Evet. Eymen katılacak mı? Kamera açmak istemiyorsa açmayabiliriz. Ama sadece sesle cevap verebilir. Ben onu mikrofonla açayım. Şimdi bu sorumuza hemen cevaplasın, olur mu?
Tamam, süper. Ben şimdi size gönderiyorum hemen. Şu an mikrofonunuz aktif. Eğer yeşile basarak sizi aktifleştirirseniz sizi duyabilirim. Tamamdır. Dora'ya da cevap vereceğim. Evet Eymen, hangisin? Arı. Evet. Aferin Eymen'cim. Teşekkür ederim. Ü ile biten. Arı. Evet. Aferin Eymen'cim. Teşekkür ederim. Bu arada sizin mikrofon şeyiniz, kameranızı aktifleştiremiyorum. Elnaz Hanım bilginiz olsun. Arı'yı da görelim. Sonunda bakın. Ve öğrendiğiniz A sesiyle başlıyor. Ve Doruk da yazarak cevap verecek bize. Aa, şu an mikrofonunuzu aktifleştirebiliyorum ama bir deneyelim. Dorukcuğum, kaşık, halı hangisi I sesiyle bitiyor? Halı. Evet, teşekkürler Doruk. Hadi görelim arkadaşlar hep birlikte. Bakın. Evet, şimdi devam edeceğiz. Ve nasıl yazıldığını göreceğiz. Şimdi ilk önce herkesin izlemesini istiyorum. Daha sonrasında da herkesin parmağını havaya kaldırarak Tomba ile birlikte yazmasını istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Biz de tekrar edelim. Evet, şimdi parmaklar havaya. Haydi bakalım biz de yazalım. Yukarıdan aşağıya doğru. Uzun bir çizgi şeklinde yazıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru. Evet. Tanesini atladı. Evet. Şimdi bunu göreceğiz. Az önceki gibi aslında ama şu an sesi sadece Yağız mı duymuyor? Ben şu an durdurdum tabii. Şöyle bakayım. Tamam. Aslında az önceki gibi ama şu an duyabiliyor musunuz? Sık değil aslında. Az önceki yine aynı. Tamam, şöyle yapalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Buradan sonra zaten bu
hepimizin de bildiği gibi. Şöyle ben hepinizin görüntüsünü görmek istiyorum. Evet. Şöyle yapalım. Benim sesimi duyabiliyorsunuz sanırım. Evet çocuklar, buradan sonra I sesini yazıyorlar ve şekilini şekile dönüştürdü. Her şeyi normale çeviriyorlar. Şimdi ben sizin için küçük bir etkinlik daha hazırladım. Sırayla birkaç kişiye söz hakkı vererek onu da göstermek istiyorum. Anlaştık mı? Şöyle normale çevirelim. Şuradan açalım. Evet. Şimdi burada birkaç kişiye söz hakkı vereceğim. Hatta çizim de yapabiliriz. Ali Cemal'le başlayalım. Ali Cemal'i hem mikrofonla etkinleştiriyorum. Hem de Ali Cemal'e çizim hakkı veriyorum. Ali Cemal'cim, şu an bizi duyabiliyor musun? Evet, süpersin. Şimdi Ali Cemal. Bir saniye, bir. Evet, süpersin. Şimdi Ali Cemal. Bir saniye, bir bağlantı sıkıntısı yaşıyoruz şu an. Evet, tamam. Ali Cemal, burada ön sesini bulup altına bir çizgi koyar mısın? Evet, tamam. Ali Cemal, burada ön sesini bulup altına bir çizgi koyar mısın? Çok güzel. Evet, şimdi dene bakalım. Burcu Hanım, internet bağlantınızla alakalı olabilir. Burcu Hanım, internet bağlantınızla alakalı olabilir. Bulduk. Ali Cemal'cim, kalemi bulabildin mi son taraftan? Altına bir çizgi koy ya da bir nokta koy bakalım. Bekleyin. Tamam, hadi I sesinin altına bir çizgi koy ya da bir nokta koy bakalım. Koyamıyoruz. Büşra öğretmenim, koyamıyoruz şu anda. Neden olduğunu anlamadım ama. Evet. en üstteki kaleme tıklayarak aslında şey yapabilirsiniz. En üstteki kaleme tıklayarak aslında başka birinde deneyelim. Daha sonra tekrar deneyim size. Ayaraz, hoş geldin. Şimdi senin de açacağım mikrofonunu. Ali Aras'ın mikrofonunu etkinleştirdim. Ali Aras, bize bir ses verir misin? Ama sanırım bağlantısı koptu. Evet, peki burada olanlarla devam edelim. Ali Aras, bize ses verir misin? Pelin'cim, sana çizim hakkı veriyorum. Bir de senden bakalım. Sol tarafta çıkan kaleme tıklayarak I sesinin altına bir nokta koymayı ya da bir çizgi çizmeyi dener misin? Ben çizim hakkı verdim ama bir dakika tekrar deneyelim. Sol tarafta bir çubuk, siyah bir şerit şeklinde çıkması lazım. Bir boya kalemi, altında sesinin olduğu yazı yazma için klavye etkinleştirebildiğimiz bir çubuk olması lazım. Oluyor mu Pelin'cim? Peki.
Yağız'cığım bir de sen dener misin? Olmazsa sesli bir şekilde ilerleyelim. Yağız'ın mikrofonunu da açtım bir tane. Hocam yetki verdiniz mi? Evet verdim. Yetkimiz gözükmüyor, çıkmıyor. Çünkü ben size çizim şeyinizi etkinleştirdim şu anda. Etkinleştirdim ama yok. Devre dışı bırakıp tekrar gönderiyorum bunu. O tarafta gözükmesi lazım. Evet, sol tarafta direkt bir çubuk çıkması lazım ve oradan seçebiliyor musunuz? Tamam, peki Yağız'cığım, burada ı sesi başta mı, ortada mı, sonda mı? Başta. Teşekkür ediyorum. Evet, bir de dinliyorum. Evet. Şimdi Pelin'cim tekrar çizmeyi deneyelim. Şimdi bu ırmak kelimesini öğrendiğimiz seslerden bir tanesi altını çizer misin? Daha sonrasında bana ha, ama senin mikrofonun kapalı. O zaman kıh sesinin altını çizmeni istiyorum. Kıh ses. Böylelikle daha önce öğrendiğimiz sesleri de görmüş olalım. Evet. Sol tarafa geldi mi? Çubuk. Siyah bir çubuk. Bugün Pelin'le etkileşime geçemiyoruz. Umarım yarın çok daha iyi olur. Bu ilk deneme olabilir böyle şeyler. İlk günümüz. Peki. Ali Cemal'e söz hakkı verdik. Ayşe Beren'cim seninle deneyelim. Olur mu? Mikrofonunu etkinleştirdim ve sana çizim hakkı da gönderdim. Sesimiz geliyor mu? Şu an bir ses vermeni istiyorum öncelikle. Evet, süper, geliyor. Şimdi ırmak kelimesiyle öğrendiğimiz bir tane sesi söylemeni ve onun altına herhangi bir nokta veya çizgi bir şey koymanı istiyorum. Burada hangi sesi öğrendin onu soruyorum sana. Öğrendiğim bir ses var mı burada ı sesinden başka? Bak buraya bak, burada hangi sesler var? Biliyorsun sen. Olabilirsin, var. Aa evet, süper. A'nın altına herhangi bir şey koyabilir misin? Göster anneciğim. A'ya gel. A'nın altına çiz. Şuradan şöyle. Çizim ya. Evet. Şuradan mı çizdi alacağız? Dur bakayım.
etmeniz aktif aslında. Çünkü yanlış yere basıyorsunuz. Bu tarafa basacaksınız. Dur ben yaparım. Şuraya bas. Bak şu tarafa bas. Şu tarafa bas. Anneciğim. Öbür tarafa bas diyorum. Diğer tarafa basmayacağım. Ya ikisinde de olmuyor. Olmuyor bir dakika. Bir ha oldu. Ha oldu. Oldu. Şimdi oldu. Şimdi bas anneciğim. Şimdi bas. Şu an kalem kullanabiliyoruz aslında belgede. Şimdi bas bakalım. Ama o tarafa basmayacaksın. Bir dakika kızım. Sen dersin başına gider misin? Ben giderim bir dakika. Evet şu an aktif değil. Tamam biz basın yani göstermiş gibi olalım. Şimdi bir ses daha söyleyelim. Oldu. Şimdi... Tamam ben şöyle sizin yerinize evet işaretlemiş olayım. Teşekkür ediyorum Ayşe'cim. Evet. Şimdi... Bir de Emre ile deneyelim. Emre'cim orada mısın? Çizim hakkı verdim şu an sana. Diğer sayfaya geçeceğim. Burada I sesinin altına bir çizgi koymanı istiyorum. Bir çizgi çizebilir misin I sesinin altına? Yeni sayfayı görebiliyorsunuz değil mi? Evet Emre'cim I sesini bulabildin mi? Şu an mikrofonun sesi kapalı o yüzden seni duyamıyoruz. Kalem şekli yok. Peki bir dakika bir daha gönderiyorum. Süheyla Hanım, sanırım internet bağlantınızla alakalı. Ali Aras için konuşuyorum şu an. Emre'cim kalem geldi mi? Ortada. Gelmedi. Tamam, peki I sesi ortada mı, başta mı, sonda mı Emre'cim? Onu söyleyebilir misin? Ortada. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bırakalım. Evet çocuklar, bugünkü süremizi doldurduk. Şöyle paylaşımı durdurayım. Hepinizi de şöyle bir göreyim. Herkes de birbirini görmüş olsun. I sesiyle çalışmamızı yaptık. Ses eğitimimizi bugünlük bitirdik. Bundan sonra bu şekilde çarşamba, perşembe, cuma günleri birlikte dersler yapacağız. Şöyle bir şey, sizden bu hafta için iki tane isteğim var. Onları söyleyerek kapatmak istiyorum. Bir tanesi, biz bu hafta kütüphane haftasındayız arkadaşlar. Ve kütüphane haftası, sınıfta da hep konuştuğumuz gibi, hani kitaplarımızın olduğu, gittiğimizde araştırmalar yapabildiğimiz, pek çok kitabı bulabildiğimiz yerler, kütüphaneler. Ve kitapların bizim için ne kadar kıymetli olduğunu sürekli sizlerle konuşuyoruz. Şimdi sizlerden bu kütüphane haftasını kutlamak için iki tane şey isteyeceğim. Birincisi, hayalinizdeki kitaplığı bir resim kağıdına ya da renkli bir kağıda, bir kartona çizmenizi istiyorum. Kitaplığınızın şeklini tamamen siz karar verip belirleyebilirsiniz. Daha sonra evinizdeki kitaplarınızı sayıp kaç kitabınız varsa kitaplığın içerisine o kadar kitap çizmenizi istiyorum. Bu bir. Daha sonrasında bana fotoğraflarını gönderin ama olur mu? Hepinizin kitaplıklarını ve kaç kitabı olduğunu çok merak ediyorum. İkincisi de bir hikaye kitabı oluşturacağız. Herkesin kendine ait bir hikaye kitabı olacak. Sayfalarını isterseniz her gün bir iki tane çizip oluşturabilirsiniz. İsterseniz bir oturuşta hepsini oluşturabilirsiniz. Bu hafta sonuna kadar süreniz olan bir şey. Hafta sonu da kendi hikayenizi bir videoya çekerek kısa bir videoyla
anlatmanızı ve o videoları bizimle paylaşmanızı istiyorum. Tamam mı çocuklar? Anlaştıysak göreyim kimler anlaştı, kimler anlayabildi. Evet, süper, tamamdır. Hepinizin hikayelerinin videosunu ve kitaplıklarının fotoğrafını bekliyorum, tamam mı çocuklar? Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam yine saatimizde görüşürüz, olur mu? Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz.